Gençler merhaba, hoş geldiniz. Hepinizi devrimciliğimizin 10. ateşiyle yürekten selamlıyorum. Merhaba, merhaba aydınlar, merhaba kadınlar, merhaba gençler. Kardeşler, bugün burada hepinize Türkiye İşçi Partisi'nin sevgilerini, selamlarını, dayanışma mesajlarını getirdim. Ama yanımda bir de geçen hafta cezaevinde ziyaret ettiğim, Edirne'de ziyaret ettiğim sevgili Selahattin Demirtaş'ın selamlarını getiriyorum. Şunu bilmenizi istiyorum. Emin olun tıpkı bizler gibi haksız, hukuksuz biçimde cezaevlerinde tutulan binlerce arkadaşımız da aynı coşkuyu, aynı heyecanı, aynı kararlılığı, aynı umudu yaşıyorlar. Çünkü sadece 15 gün kaldı. Halklarımızın insanca bir yaşamı, barışı, özgürlüğü çok gören bu saray rejimini tarihin çöplüğüne göndermeye 15 gün kaldı. 15 gün sonra halk düşmanlarından kurtulacağız. 15 gün sonra Kürt düşmanlarından kurtulacağız. Alevi düşmanlarından kurtulacağız. Gençler düşmanlarından, kadın düşmanlarından, en sümme kardeşlerim, 15 gün sonra bu halk düşmanlarının iktidarına son vereceğiz. Emek ve Özgürlük İttifakı'nı kurarken söylemiştim. 15 gün sonra hep beraber o tüm devlet dairelerine asılan Tayyip Erdoğan fotoğraflarını birer birer indireceğiz. Birer birer. Arkadaşlarım, dostlarım. Sizi seviyorum. Kardeşlerim, şimdi bu saray iktidarı, bu Ankara'da oturanlar kaçınılmaz yenilgilerinin farkındalar. Bu yenilgiyi nasıl önleriz diye ayakları tir tir titreyip planlar, projeler yapıyorlar. Onların, emin olun, hepsinin en büyük korkusu halkların birliğidir. En büyük korkusu bizim mücadele birliğimizdir ve bunu bozmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Burada Aydın Meydanı'nda Yeşil Sol Parti mitinginde tüm yurttaşlarımıza söz veriyoruz. Onlar bizim birliğimizi bozmaya çalıştıkça biz birbirimize daha çok sarılacağız. Daha çok kendini olacağız. Kardeşlerim, birkaç şey söyleyeceğim. Çünkü onlar bizi anlamaz. Bizim ittifaklarımız onların ittifaklarına benzemez. Bizim ittifakımız masalarda kurulmadı, otellerde kurulmadı, lobilerde kurulmadı. Bizim ittifaklarımız sokaklarda, mücadele alanlarında kuruluyor. Onlar sanıyorlar ki Emek ve Özgürlük İttifakı bir seçim ittifakıdır. Onlar sanıyorlar ki Emek ve Özgürlük İttifakı mecliste kurulmuş bir ittifaktır. Biz açık söylüyoruz. Bizim ittifakımız dünyanın bütün temsil bakanlarından, 3-5 milletvekili koltuğundan 1000 kere daha değerlidir. 100.000 kere daha değerlidir. Şimdi bunlara tabii ki söyleyecek çok söz var ama öyle 3 milletvekili, 5 milletvekili için bizi birbirimize düşüreceğimizi sananlar var ya, onlara buradan sizin yanınızdan seslenmek istiyorum. Dost, düşman, herkes bilsin. Bizim ittifakımız Romoski'de kuruldu. Bizim ittifakımız Gezi barikatlarında kuruldu. Bizim ittifakımız IŞİD çetelerine karşı mücadelede kuruldu. Bizim ittifakımız 10 Ekim'de Ankara Garı'nda bombalar altında kuruldu. Hiçbir güç bizim ittifakımızı bozamaz. Biz idam sehpasında yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği diyen Deniz Gezmiş'in yoldaşlarıyız. O yüzden
Kardeşlerim, o yüzden bizi birbirimize rakip gibi göstermeye çalışan o iktidar medyasına, iktidar sözcülerine elimizin tersiyle itiyoruz. Bizim mücadelemiz ortaktır. Hiçbir seçim, hiçbir makam bizim için bu mücadeleden daha önemli değildir. Bırakın milletvekilliğini, bırakın belediye başkanlığını, dünyanın bütün koltuklarını getirip önümüze dişseler, bu ülkede Türk ve Kürt emekçilerinin birliğinden daha önemli hiçbir şey görmeyeceğiz. Buradan arkadaşlar, sadece şahsım adına değil, tüm Türkiye İşçi Partililer adına bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz HDP geleneğinin, Kürt halkının çektiği sayısız eziyete rağmen fedakarca, inatla direnişinin, onurlu duruşunun bilincindeyiz ve yerimiz her zaman bu iradenin yanı başında olacak. İşte bu onurlu mücadeleyi büyütmek, güçlendirmek ve zaferle taçlandırmak için bugün buradayız, yan yanayız, omuz omuzayız, sonuna kadar da beraber yürüyeceğiz. Kardeşlerim, özetle esas olan mücadele birliğidir. Esas olan yoldaşlıktır. Esas olan bu büyük bedeller ödenen mücadelenin zafere ulaşmasıdır. Ve esas olan zor günlerde yan yana, omuz omuza durmaktır. Biz şunu biliyoruz. Biz zafere inanıyoruz. Ve bu zafer ancak ve ancak Kürt halkıyla Türk halkı beraber olduğunda olur. Biz bu zaferi kazanacağız. Biz beş parmağın beş elinde farklı olduğunu biliyoruz. Ayrılıklarımız zenginliklerimizdedir diyoruz. Ama bu beş parmak birleşip yumruk olduğunda iktidarı başlarına yıkar diyoruz. Başlarına. Evet kardeşlerim, tekrar ediyorum. Yan yanayız, omuz omuzayız. Sonuna kadar bu mücadelede birlikte olacağız. Ve o yüzden buradan, Aydın'dan önce sizlere, sonra sizler aracılığıyla sesimizin ulaştığı bütün Aydınlı emekçilere, tüm Aydınlı kardeşlerimize, bizim sözümüze değer veren, sözümüze kıymet veren herkese çok açık ve net bir çağrı yapmak istiyorum. İttifakımız, Emek ve Özgürlük İttifakı, Aydın'da Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girmektedir. O yüzden Aydın halkını en iyi temsil eden tek irade Yeşil Sol Parti listeleridir. Ben buraya gelmeden önce mecliste de birlikte çalıştığım sevgili arkadaşım, yoldaşım Ebru'yu Aydın milletvekili çıkarsın. Ebru, Aydın'ı en iyi temsil edecek milletvekillerinden biridir demiştim. Ama şimdi geldim burada, görüyorum ki Ebru zaten Ankara'ya tekrar geliyor. Sizlerden Rojin'i de Ankara'ya göndermeniz için söz almaya geldim. Arkadaşlar, dostlar, kardeşler, Aydın halkı, Aydın'da Yeşil Sol Parti'nin pusuladaki logosunun altına basılacak her mühür Emek ve Özgürlük İttifakı'nı büyütecektir. Bu ülkede barış mücadelesini büyütecektir. Kardeşlik mücadelesini büyütecektir. Eşitlik ve özgürlük mücadelesini büyütecektir. Hepimizin ortak bir derdi var. Bu sülale devrini bitirmek istiyorsanız Aydın'da yeşil sola mühürümüzü vuruyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Başaracağız, başaracağız, mutlaka başaracağız.